Herkese merhabalar. Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. Sınıflandırmanın amacı ve sınıflandırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bu dersimizde canlılar dünyasının o baş kısmından sınıflandırmalardan bahsedeceğim aslında. Ampirik, filogenetik. Çok uzun bir video olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü alemlere giriş yapmayacağım. Ama bu tarafın can alıcı kısımlarının üstünde biraz fazla duracağım diyeyim. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak içeriğimizden bir bahsedeyim. Sınıflandırma nedir? Sınıflandırmayı niçin yapıyoruz? Amacımız ne? Peki sınıflandırma yaparken kullandığımız kurallar neler? Hangi yöntemlerden yararlanıyoruz? Ve sınıflandırma basamaklarından bahsedeceğiz. Ee, dersi bitirdiğimizde de ÖSYM tarzı sorumuzu çözebilecek... Duruma gelmiş olacağız. Daha önce üniversite sınavında bu baş kısımlardan soru sayısı biraz daha çok geliyordu, daha sık geliyordu. Ee, bir süredir gelmediği için bu sene gelme ihtimali de yüksek. Özellikle bu baş alemlerin ilk anlatılan kısımlarından hemen bir başlayayım dediğim gibi. Şimdi sınıflandırma yani sistematikten bahsedeceğiz. Bazen sınıflandırma parantez içerisinde taksonomi yazıyoruz. Bazı kaynaklarda böyle görüyoruz. Bu yanlış bir bilgi. Sınıflandırma sistematik dediğimiz şey başka bir şey. Taksonomi başka bir şey. Hemen ne anlama geldiklerinden bir bahsedeyim. Şimdi tutarda canlıları benzerliklerine, farklılıklarına, genetik yapılarına göre gruplara ayırırsam bu sınıflandırma yani sistematik dediğimiz bilim dalı oluyor. Taksonomi ise canlıları sınıflandırırken hangi kurallara bakılacağını, hangi kriterlerin e, dikkate alınacağını belirleyen bir bilim dalı. Yani sınıflandırmanın nasıl çalışma yapacağını belirleyen bir bilim dalı gibi düşünebilirsin. Mesela sınıflandırma yapılırken DNA benzerliğine bakın, canlıların akrabalık derecesine bakın diyen şey taksonomidir. Yaşadığı yer bir şey ifade etmez ya. Canlılar akrabalık derecesine göre aynı ortamda yaşamıyorlar. Diyen şey de taksonomi dediğimiz dal oluyor. Yani sınıflandırmanın kriterlerini ve kurallarını belirlemiş oluyor. Günümüzde de daha doğrusu müfredatımızda da göreceğimiz iki tane sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi yapay ampirik yani dandik eskiden kullanılan günümüzde geçerliliğini yitirmiş olan sınıflandırma olacak. Bir de günümüzde geçerliliğini koruyan doğal filogenetik sınıflandırmadan bahsediyoruz. Tabii bu sınıflandırma çeşitlerine geçmeden önce neden sınıflandırma yapıyoruz? Bunlardan bir bahsetmek istiyorum. Birincisi insanlar tabii ki meraklı canlılar. Çok eski dönemlerden bu yana sınıflandırma yapma gereksinimi Duymuşlar. Dünya üzerinde kaç tane canlı var? Bu canlılar kimlere benziyor? Hangisinden ne kadar var? Bunlar merak edilmiş. Tabii ki ilkel yöntemlerle milattan önceki yıllardan bu yana da sınıflandırma yapılmış. Sınıflandırma yaptığımız zaman elde edeceğimiz bazı sonuçlar var. Mesela ben bir hastalığın tedavisinde işte x bitkisinin işe yaradığını x bitkisinin ilaç elde edilebildiğini öğrendim. X bitkisi dünya üzerinde az bulunacak hale gelirse X bilgisinin bitkisinin yakın akrabası olan ona genetik yapısı çok benzeyen olan Y bitkisinden de bu ilaç elde edilebilir. Genetik yapıları birbirine benzediği için yani aslında canlıları sınıflandırmak dünya üzerinde kaç tane canlı olduğunu öğrenmeye çalışmaktaki amacımız e, insanlara faydalı bir şeyler elde edebilmek için tabii ki nesli tükenen canlılarımız da var biliyorsunuz pek çok sebebe sebebi olduğu düşünülüyor işte gök taşı e, çarptı memeliler evrimleşti o yüzden dinozorlar yok oldu gibi birçok teori var e, dinozorlar nesli tükenen canlılardır dünyada başka dinozorların haricinde nesli tükenen canlılar var mı varsa neden tükendiler bunlara benzer ekolojik nişi olan canlılar var mı bunları araştırmaya hep sınıflandırmanın e, içerisinde yer alıyor ama şöyle bir toparlayacak olursak en başta tabii ki insanlık yararına bazı sonuçları elde edebilmek için sınıflandırma yapıyoruz. Ama sözel olarak öncüllerde çıkabilecek şeyler canlıları ve doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek tabii ki sınıflandırma yapmamız ...daki amaçlarımızdan bir tanesi. Canlılar arasındaki farkları anlayabileceğimiz... ...düzenli bir sistem oluşturmak istiyoruz. Yani canlılar birbirinden farklı... ...ama neden farklı? Farklı olan yerleri nelerdir? Bunları merak ediyoruz. Sınıflandırma sonucu elde edilen verileri... ...grup içinde bulunan tüm canlılarda... ...geçerli kabul ederek zaman kaybını azaltmak. Şimdi sınıflandırma yaparken... ...mesela diyeceğiz ki memelilerin tamamı... ...şu şu özelliklere sahiptir. Arada istisnalar çıkacak mı? Çıkacak çok fazla derecede canlı türü olduğu için ama eğer e, her gruba ayrı ayrı bakarsak, her canlıya ayrı ayrı bakarsak tabii ki bununla ilgili çalışmalarda bir yerde tıkanırız. Çok fazla derecede canlı çeşitliliği olduğu için ortak bir gruplandırma şekli oluşturarak tüm bilim insanlarının anlayabileceği bir dil birliği sağlamak. Günümüzde bunun önemini daha fazla anlayabiliyoruz. Mesela bilimsel çalışmalar yapılırken evrensel e, bazı sistemler kullanılır. Mesela işte Amerika'da bir şeyin tedavi yöntemi bulunduğu zaman biz Türkiye'de seviniriz o Amerika'da bu ilacı bulunduğuna göre Türkiye'de bu ilaç bir zaman sonra gelecektir diye Eğer biz belli bir sınıflandırma sistemi kullanmazsak ortak bir dil edinmezsek ee, ilerleme sağlanamaz. Amerika'daki bilim insanı bir çalışma yapacak belli bir noktaya kadar getirecek orada tıkanacak. Daha sonra İngiltere'deki kişi çalışmaya en baştan başlarsa o da aynı yerde tıkanabilir. Ama Amerika'dakinin yaptığının üstüne çalışmalar yaparsa, onun yaptıklarını okursa bununla bunun üstüne bir şeyler koyarsa bilimsel çalışmalar ilerler. O yüzden ortak bir dil kurmaya çalışıyoruz. Aynı canlı türleriyle ilgili aynı çalışmaların tekrar tekrar yapılmasını tabii ki sınıflandırma engellemiş oluyor. Dünya üzerinde yaşamış ve nesli tükenmiş canlıları tespit etmek, biyoçeşitliliği öğrenmek için de sınıflandırma yapıyoruz. Ekolojik, ekonomik ve kültürel değeri olan canlıları tespit etmek de tabii ki sınıflandırmadaki amacımız. Biliyorsunuz tabii ki kültürel e, turizm dediğimiz turizm de söz konusudur. Mesela ülkemiz endemik e, bitki türleri ve hayvan türleri açısından zengindir Avrupa'ya baktığımız zaman endemik ne demek? Sadece belli bir bölgede yaşayan hani pandemi her yerde endemik sadece belli bir bölgede. Eğer sen kendi ülkendeki endemik canlı türlerini e, bulabilirsen keşfedebilirsen bu da kültür turizmi açısından önemli bir faktör olacaktır diyeyim. Hemen bir tane soru yapıp bu dediklerimi daha da detaylı detaylandıracağım. Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırmanın yararlarından değildir? Yeni keşfedilen türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak tabii ki sınıflandırmanın amacı. Dünya üzerinde milyonlarca literatüre geçmiş şu canlı var bu canlı var dediğimiz canlılar var. Bu kadar çalışma yapılıyor bu kadar üniversiteler var. Milattan önceki yıllardan bu yana canlıları sınıflandırmaya çalışıyoruz yeni yeni canlılar keşfetmeye, daha doğrusu olanları e, literatüre geçirmeye çalışıyoruz ama ...keşfettiğimizin bilmem kaç katı kadar da keşfedemediğimiz, henüz kendisinden haberdar olmadığımız canlı olduğunu biliyoruz. Yani yeni keşfedilen türlerin tanımlanmasını da kolaylaştırmak tabii ki sınıflandırmanın amacı. Soyut tükenmiş e, türleri ve mevcut türlerin karşılaştırılmasına olanak sağlamak. Biliyorsunuz işte fil benzeri böyle mamut dediğimiz canlıların nesli tükenmiş. Ben mamutların nesli tükendi, bununla... Orta kişi yapan hangi canlılar var hangileri yok Bunlara anlamış oluyorum. Bilim insanları arasında iletişim ve dil birliğini sağlayarak ortaya çıkabilecek karmaşayı önlemek tabii ki sınıflandırmanın amacı. Canlıları genetik özelliklerini değiştirecek mutasyonlarla yeni genetik özelliklere sahip canlıları oluşturmak anca bilim kurgu filmlerinde olur. Tabii ki bu bir amaç olamaz. Şöyle sorulara dikkat edin. İşte... E, biyolojik silah üreterek ülke ekonomisini güçlendirmek. Bir kere silah kelimesini kullanıyorsan o asla cevabımız olamaz. Silah üretmek olumsuz bir cümledir. Nükleer e, silah denemeleri canlıların yaşamadığı çöllerde yapılmalı. Hayır nükleer silah denemeleri yapılmamalı. Mutasyon yaparak canlılara yeni özellikler katmalıyız. Hayır yeni bir şey üretmeye çalışmamalısın. Ki mutasyonun olumlu olma ihtimali teoride vardır. Pratikte örneği söz konusu değildir. Gençler her mutasyon e, anca böyle bilim kurgu filmlerinde atlamayı zıplamayı ağ fırlatmayı sağlar. Günümüzde yapılan gözlemlenen hiçbir mutasyonun olumlu bir etkisi saptanamamıştır. Canlı türleri hakkında sistemli ve yeterli bilgilere ulaşılmasını sağlamakta tabii ki sınıflandırmanın amaçlarından bir tanesi olacak. Dediğim gibi soruların çok fazla geleceği kısımdan bir bahsedeyim. Birincisi yapay ampirik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırma var. Ampirik dandik yani günümüzde kesinlikle geçerli değil. İlk yapan kişi de ampirik sınıflandırma Aristo tarafından. Milattan önceki yıllarda yapıldı. Tabii ki o dönemlerde böyle teknoloji gelişmemişti. Mikroskoplar yoktu. Bilim insanları birbirleriyle bu kadar iletişim halinde değildi. Çok basit yöntemlerle Aristo çıktı dışarıya dolaşırken canlılara baktı. Canlıların nesine bakmış olabilir? Dış görünüşlerine baktı. Bir de yaşadığı ortama baktı. Ve canlıları hem dış görünüşlerine hem de yaşadıkları ortama bakarak gruplandırdı. Dış görünüşlerine bakarak ne yaptı? Bitkileri gruplandırdı. Dedi ki bitkiler kendi içinde üçe ayrılır. Bir küçük bitkiler yani otlar var. Bir onlardan daha büyükler var. Çalılar var. Bir de ağaçlar var. Günümüzde böyle bir gruplandırma yapmamız söz konusu olabilir mi? İşte boyu uzun olanlar akrabadır, boyu kısa olanlar akrabadır gibi bitki türlerini akrabalık derecesine göre gruplandırmamız tabii ki söz konusu değil. Sonra hayvanları inceledi, hayvanları da kendi içerisinde grupları ayırdı. Suda yüzen hayvanlar var, havada uçan hayvanlar var, karada yürüyen hayvanlar var dedi. Bu da tabii ki yaşadığı ortama bakarak yaptığı bir sunuflandırmadır. O dönemin şartlarına göre çok büyük bir bilim insanı sanıdır. Kimse bilmiyorken canlıları sınıflandırdığımız bildiğimiz kayıtlara göre ilk yapan kişi Aristodur. Bitkiler ve hayvanlar olarak canlıları gruplandırmıştır. Günümüzdeki sistematiğin yani sınıflandırmanın temelini atmıştır. Ama tabii ki Aristo'nun o dönemlerde yaptığı çalışmalar günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Canlıları dış görünüşüne yıldız yaşadığı ortama yıldız kromozom sayısına bakarak gruplandırma yapmıyoruz. Akrabaların dış görünüşü benzerdir, yaşadığı ortamdır, benzerdir demiyoruz. Zaten sadece canlıların gözle görülen yani bitki ve hayvanları görmüş ve onlar üzerinde çalışmalar yapmış. Ee, günümüzde bitki ve hayvanlar haricinde bakteridir, arkedir, protistir, mantardır bir sürü alem olduğunu biliyoruz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırma ise doğal sınıflandırma yani filogenetik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmadır. Doğal filogenetik sınıflandırmanın oluşmasında da John Ray ve Linnaeus katkı sağlamıştır. 2020'de de Linnaeus'un e, çalışmalarıyla ilgili basamaklarla çalışmalarıyla ilgili bir soru çıkmıştı karşımıza. Canlıları her şeylerine bakarak gruplandıracaksın. Günümüzdeki teknoloji sana neye bakmana izin veriyorsa onlara bakacaksın. Yani canlıları gönül ister ki illaki DNA'larını inceleyelim. DNA benzerliklerine göre gruplandıralım. Anatomik, fizyolojik, morfolojik, azotlu boşaltım atıklarına, embriyonik gelişim evrelerine, protein benzerliklerine bakarak gruplandırdığımız zaman o bizim için doğal filogenetik sınıflandırma oluyor. Ve tabii ki günümüzde geçer korumaktadır. Dediğim gibi John Ray ve Linneus'un da Linne diye de söyleyebiliriz katkı sağladığını bu basamakların bulunmasında görev yaptığını unutmayın yine öğrenmemiz gereken iki tane kelime var bunlardan bir tanesi analog organ diğeri ise homolog organ dediğimiz organlar analog organ ve homolog organ dediğimiz zaman şimdi burada önemli olan bunların kökeni çünkü görevlerinden sorular çıkar ama görevler tam bize bir şey ifade etmez kökenleri farklı olan organlara analog organ kelimesini kullanacağız. Analog organlar kökenleri farklı fakat görevleri aynı olan organlardır. Homolog organlar ise kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olan organlardır. Yani görevine bakarak tam bir sonuca ulaşamayabiliriz. Mühim olan neyine bakmak? Kökenlerine bakmak. Analog organ dediğimizi analog, aristo, ampirik sınıflandırmada kullanacağız. Aklınızda oradan tutun. Hepsi A ile başlayacak. Ampirik sınıflandırmada. Homolog organları ise filogenetik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmada kullanmış olacağız. Şimdi şöyle bir baktığım zaman aklımda daha da kalmasını istiyorsam nasıl tutacağım? Analog organlar dediğimiz zaman şuraya baktığın zaman bu işte yarasanın kanadı. Şu da kelebeğin ya da sineğin kanadı demiş olalım. Şimdi ikisine baktın. Yarasanın kanadı, sineğin kanadı. ikisi de havada uçmayı sağlıyor. İkisi de havada uçuyor ve kanatları var. Bunlar birbiriyle yakın akrabadır diyen kimdi? Aristo'ydu. Ampirik sınıflandırma yaparken yani analog organlar görevlerine bakarak ikisi de uçmayı sağlıyor diyen şey e, ampirik sınıflandırmaya aittir. Bunlar birbirinin analog organıdır. Aklında nasıl tutacaksın? Önce doğrusunu söylüyorum sonra nasıl yaparsan kurtaracağını söylüyorum. Şimdi köken dediğimiz şey bunların embriyonik gelişiminde işte endoderm, ektoderm, mezoderm tabakalar var. Aynı tabakadan gelişenlerin kökenleri aynı diyoruz ama onları bilmek ihtimalimiz şu anlık yok. Sadece hayal kurarsan yaparsın. Şimdi analog organ. Yarasa'nın kanadı, sineğin kanadı, sineğin kanadı böyle zarsı, jel gibi incecik bir şey. Yarasa memeli, etten kemikten kanadı var. O zaman ikisinin kökeni birbirinden farklıdır. İkisinin kökeni farklı olduğuna göre bunlar analog organdır deyip yapıştıracaksın. Zaten çok belli başlı böyle örnekler çıkar. Biri böcektir, biri memeli hayvandır, biri kuştur gibi. E, elle tutulur, gözle görülür. Bayağı ayırt edebileceğimiz organları sorularda yazarlar. Dediğim gibi kökenlerine, o tabakaları gitme ihtimalimiz yok. Onları karıştırırız birbirine. Homolog organlar dediğimiz zaman da bunların kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olabilecek. Onu da nasıl tutacağız? Şimdi baktın şurası balinanın yüzgeciymiş. Şurası yarasanın kolu. Bu da bakayım atın bacağı, arka ayağı atın arka ayağı diyeyim bacağı diyeyim şöyle düşüneceksin balina nasıl bir canlı memeli yüzgeci var ama memeli yarasa memeli at memeli baktığın zaman yüzmeye yaradı uçmaya yaradı yürümeye yaradı görevleri farklı ama kökenlerine bakarsan hepsi etten kemikten gibi düşünebilirsin o zaman bunlar birbirinin homolog organı olacaklar ama görev kısmına düşmemen gerekiyor. Hemen onu da şuranın üstünden göstermiş olayım. Şimdi Önce şunu çözeyim sonra analog homologla ilgili bir soru koymuştum diye hatırlıyorum. Bilimsel olarak geçerli olan doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınabilir diyor. Bilimsel olarak geçerli olan doğal sınıflandırma günümüzde geçerli olan filogenetik sınıflandırmadır. Filogenetik sınıflandırma yaparken bir kere dış görünüşüne bakamazsın. Yaşam ortamı o ikisi de suda yaşıyorlar diyemezsin. Analog organlar zaten kullanmadığımız yapılarda unutma analog organlar ampirik sınıflandırmada... Embriyonik gelişim benzerliğini kro kullanabilirsin. Kromozom sayısı benzerliğinde tabii ki kullanmıyoruz. X canlısı 20 kromozomlu, Y canlısı da 21 kromozomlu. Bunlar birbirine yakın akrabadır demiyoruz. Ya da kromozom sayısı fazla olan canlı daha gelişmiş yapılı bir canlıdır demiyoruz diyeyim gençler. Buradan analog ve homolog organlarla ilgili soruyu çözeyim. Analog organlardır diyor. Şimdi baktığım zaman yarasanın kanadı yarasa memeli bir canlı kanadını düşündüm etten kemik insan memeli bir canlı etten kemikten ikisi de memeli olduğuna göre bunların kökeni aynıdır o zaman yapıştır bunlar homolog organdır kelebeğin kanadı kuşun kanadı kelebek omurgasız böceklerde zarsi incecik kuşa baktığın zaman tüy var et var kemik var o demek ki bunların kökenleri farklı. Yani yapıştır analog organlar olacak. Balina'nın öz, ön yüzgeci balina memeli bir canlıdır. Köpeğin ön bacağı hım Bak görevler nereden tutmayacak başka bir örnek üstünden söyleyeyim. Balinanın ön yüzgeci dediğimiz zaman balina memeli bir canlı köpek de memeli bir canlı ikisi de etten kemikten olduğuna göre bunlar da tabii ki homolog organlar olacaklar. O yüzden de cevabımız yalnız iki dediğim gibi soruların yüzde doksanında diyeyim ee, göreve bakarak çıkartabilirsiniz ama bazen öyle bir soru yazıyoruz ki göreve bakarak çıkartamıyorsunuz diyeyim gençler o yüzden kökene dikkat edin soru kalıplarında Sınıflandırma basamaklarına da böylelikle gelmiş olayım. Uluslararası düzeyde kullanılan sınıflandırma basamaklarımız var. Canlıları sınıflandırırken önce büyük bir aleme ayıracağız. Alemi şubelere, şubelere sınıflara, sınıfları takımlara, takımları ailelere, cinslere, türlere ayırmış olacağız. Birkaç tane söylemek istediğim cümle var. Sonrasında tabii ki kopyasını vereceğim. Şimdi sınıflandırma yaparken ortak bir basamaklandırma sistemi kullanmak zorundayız. Yoksa başka başka yerlerde farklı sınıflandırma yapılabilir. Bir dışarıda işte kırmızı bir çiçek var Araştırdım literatürde benden başka bulan olmamış ama dünyanın çok başka bir ülkesinde de bu kırmızı çiçek yetişiyor olabilir. Oradaki bilim insanı da tekrar bu kırmızı çiçekle ilgili araştırma yaparsa ne bileyim işte üreme organlarını incelerse, yaprak sayısını incelerse, şöyle yaparsa, böyle yaparsa, ekstradan fazladan bir iş yapmış olur. Başka bir araştırmaya yoğunlaşacağına daha önce yapılmamış bir araştırma yapılmış bir araştırmayın aynısını yapmış olur. O yüzden uluslararası düzeyde kullanılabilecek bir sınıflandırma basamağı sisteminden yararlanıyoruz diyeyim. Sorularda çok fazla derecede çözerken işimize yarayacak şey tabii ki Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde olacak. Hemen kodları yazıyorum. Türü Türkiye diye aklımızda tutacağız. Türkiye Cumhuriyeti A takımı takımı sert şut atar ya da işte sahada şut attı şeklinde de aklımızda tutabiliyoruz. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya nasıl aklınızda tutabiliyorsanız öyle ezberleyin. Ya hocam ben alem şube tür giderim. Öyle de aklımda tutarım diyebilirsiniz ama soruları çözerken Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru yazabilmemiz gerekiyor. O yüzden lütfen aklınıza tutabilecek bir kodlamadan yararlanın. Çok fazla derecede işimizi yarayacak. Bu sınıflandırma basamaklarına baktığımız zaman tabii ki bunların içerisinde çok fazla derecede önem verilen ve karşımıza çok fazla derecede sorusu gelen şey türün kavramıdır. Çok kolay olmasına rağmen daha önce üniversite sınavında da çıktı. Mesela sizin önünüze 100 tane hayvan koydum diyorum ki hadi gel bana aynı tür olanları getir. Önüne 100 tane hayvan koyup da aynı tür olanları getir dediğim zaman bakacağın şey şu. Bir kere tabii ki ortak bir atadan gelecekler. Aynı tür canlılar birbirine çok benzeyecekler. Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecekler. Çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini vereceğiz. Verimli dölle neyi kastediyorum? İnsan zorlaması olmadan çiftleşebilenle neyi kastediyorum? Şimdi bazen kırma ırklar yaratmak için bilmem ne köpeği bilmem ne köpeği bu da onların yavrusu bilmem ne. Normal şartlarda doğada bu canlılar birbirle çiftleşemezken biraz insan zorlaması olarak e, bu tarz ırkların oluşması sağlanabiliyor. O ikisinin aynı tür olduğu anlamına gelmez. İnsan zorlaması olmadan da biliyorsunuz ki doğada at ve eşek çiftleşebiliyor. At ve eşek çiftleştiği zaman bunların katır adı verilen bir yavruları oluyor. Şimdi katırlar verimli döl de değildir. Yani katırlar kısır bireyler katır başka bir katırla başka bir atla başka bir eşekle çiftleşip de yavrusu olmuyor. Yavrusu olmadığına göre at başka bir türdür, eşek başka bir türdür. Yani iki canlı çiftleşecek yavrusu olacak. Yavrusunun olması yeterli değil. Yavrusunun da yavrusu olacak. Yani iki canının torunu oluyorsa o iki canlı aynı türdür diyoruz. O senin üniversite sınavında çıkan e, soruda da işte yazıyordu. Birbirlerine çok benzerler. Kromozom sayıları aynıdır. Çiftleşebilirler. Bak çiftleşebilmek aynı tür olduğunu göstermez. Atla eşek de çiftleşiyor. E seçeneğinde de verimli döl verebilmek vardı ki türün kavramını diğer ünitelerin başında da çok fazla kullanacağız. ki kısır olmayan verimli döl verebilen canlılar aynı tür canlılar olacak. Türün isimlendirmesinde de ikili adlandırma yani binomiyel adlandırma dediğimiz adlandırmayı kullanacağız. Binomiyel ikili adlandırma ne demek? İkili binomiyel adlandırma dediğimiz zaman şimdi alemden Türe doğru gidildikçe hep tek kelime kullanıyoruz. İşte hayvanlar alemi, animale, işte kordata e, bilmenize gerek yok omurgalılar gibi türe geldiğin zaman iki tane latince kelime yazacak. Mesela klasik yazayım işte pinus nigra yazdı buraya. İki tane latince kelime yan yana gelecek. Tür iki tane kelimenin yan yana gelmesinden oluşur. İlk isim onun soyunu gösterecek. Yani cins adını gösterecek. Nigra ise yardımcı at, takma at dediğimiz adı olacak ikisi birlikte tür adını vermiş olacak bazen şöyle yapıyor diyor ki işte buraya iki tane kelime yazdı buraya a dedi burada b dedi a cins adıdır b tür adıdır hayır a cins adıdır a artı b tür adıdır iki kelime yan yana geldiği zaman türü e, tür ismini göstermiş olacak. Şey gibi düşünebilirsin. İşte iki tane insanın soyadı aynıymış. Soyada aynı olan insanların akraba olduğunu düşünürsün. Ama iki tane insanın ismi aynı diye Aa, siz akraba mısınız? Adınız aynı demezsin. Bunların soyadını başa yazıyorlar. Yani hangi cinse bağlı olduklarını, hangi soydan geldiklerini ilk kelimeye yazıyorlar. İlk kelimesi aynı olanlar birbirleriyle yakın akrabadır diyeceğiz. Bunun da çıkabilen kalıp soruları var. Hemen o çıkabilen kalıp sorularından da bir bahsetmiş olayım. Şuranın üstünde göstermiş olayım. Mesela dediğimiz gibi işte biz Pinus nigra demiştik. Bize buraya benzer isimler yazacak. Diyecek ki işte pinus nigra bunlar latince kelimelerdir. Kelimenin ne olduğunu bilmene gerek yok. İlk kelime büyük harfle yazılır. ikinci kelime küçük harfle yazılır. İtalik eğik yazılacaklar bunlar. İkinci kelime olarak yazdı buraya morus nigra dediğimiz canlıyı. Üçüncü olarak da yazdı pinus pinea. Şimdi baktığın zaman yukarıda ve tür isimleri verilen canlılardan hangileri birbiriyle yakın akrabadır? Fix her kaynakta karşınıza çıkacak soru kalıbı. Şimdi baktığımız zaman birincisi nigralar biriyla, birbiriyle aynı. Şurada ise pinuslar birbiriyle aynı. Bunların soylarına ait isim nereye yazıyorlardı? Birinci kelimeye. Yani bunların latince anlamlarını falan bilmene gerek yok. Aynı cinse sahip olan canlılar birbiriyle yakın akrabadır. Yani nigra kelimeleri birbirleriyle akraba olduklarını göstermez. Bunların akraba olduklarını gösteren şey aynı cinse ait olmalarıdır. Pinus nigra ile pinus pinea dediğimiz canlılar tabii ki birbiriyle yakın akraba olacaklar. Bunlardan işte karaçam, işte karakayın falan filan dediğim gibi bilmenize gerek yok. İlla iki kelimenin yan yana gelmesi lazım. İşte 1 ve 3 numaralı canlılar çiftleşirse verimli döl verebilir. 1 ve 3 numaralı canlılar aynı cinsmiş, aynı tür. Değilmiş buradaki hiçbir canlı farklı türler yazmış ya çiftleştiği zaman verimli dön veremez diyeyim gençler. Sonra da şuranın üstünden bir şey göstermek istiyorum. Mesela bu bildiğimiz bir örnek biraz daha e, anlatmadık ama gözümüzde canlandırabileceğimiz bir örnek türü. Mesela canlıları ne yapıyorduk? Alemden türe doğru gruplandırıyorduk. Alem en büyük grubumuz türde en küçük grubumuz olacak ki canlıları altı tane aleme ayıracağız. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere. Mesela hayvanlar alemine baktığımız zaman işte boz ayı diyebileceğim siyah ayı, kutup ayısı, panda, kaplan, kurt, at, balina, kurbağa, işte uğur böceği, kelebek bunların hangisini sayarsan say hayvanlar aleminin içerisinde binlerce canlı türü. Kutup ayısı da parlıyor görünmüyor ama şurada bir kutup ayımız var öyle göstereyim size. E binlerce canlı türünü sayabiliriz. Sonra şubeye iniyorsun. Omurgalılar şubesine indin. He, omurgalılar şubesine indiğin zaman bak kimi koymamışız? Kelebek omurgasız bir canlıdır, koymadık. Uğur böceği omurgasız bir canlıdır, koymadık. Sınıfa indin. Memelilere geldin diyelim. İşte ayı türleri duruyor, e, kurtlar duruyor, at duruyor, balık duruyor ama kimi almadım? Kurbağayı almadım. Çünkü kurbağa memeli bir canlı değil, iki yaşanlılarda. Sonra indim etçillere. Etçillere indiğim zaman ben balinayı almadım. Balina memeli bir canlı ama etle beslenmiyor. Ayı indiğim zaman bu sefer işte kaplanı almadım, kurtu almadım, ayı türleri kaldı. Sonra ayıya indiğim zaman bu sefer panda'yı almadım. Amerikan ayısı dediğimiz zaman da şu siyah renkli ayıya kadar gelmiş olduk. Yani tür dediğin zaman zaten sadece tek bir canlıdan bahsediyor olman lazım. Ama bak cinse baktığın zaman işte Amerikan ayısı da kutup ayısı da aynı cinse bağlı canlılar. Şuraya baktığın zaman çıkartabileceğim bazı sonuçlar olmalı ki birazdan yapacağız alemden türe doğru gidiyorsun. Alemden türe doğru gittiğine göre o zaman canlı çeşitliliğinin ne yapması lazım? Azalması lazım. Canlılar arasındaki benzerliğin artması lazım. Kutup ayısıyla işte Amerikan ayısı mı birbirine çok benzer? Amerikan ayısıyla kelebek mi dediğin zaman tabii ki aynı cinste olanlar birbirine daha çok benzeyecekler. Birey sayısı azaldı genetik benzerlik arttı. buradan çoğalt DNA benzerliği, protein benzerliği yine artan şeylerdir ki Şuradaki kalıpların üstünden de yine göstermiş olayım. Şimdi burada ise ters et gidiyoruz bak ona düşme. Grafikler falan da çiziyoruz ya alemden türe doğru mu, türden aleme doğru mu. Biz aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz yani türden aleme doğru gidiyoruz. Şuradan da tekrardan göstereyim. Şunu da yanıma doğru koymuş. Olayım ki bize ipucu olsun. Buradan da bakalım. Türden aleme doğru yani yukarıya doğru gidiyorum. Türden aleme doğru gittiğime göre birey sayısı ne olur? En çok alemde. O zaman türden aleme doğru gidiyorsan birey sayısı artacak. Canlı çeşitliliği burada mı çok canlı var? Burada mı çok canlı var dersen tabii ki yukarıda daha çok canlı var. Türden aleme doğru gidildikçe canlı çeşitliliği de artmış olacak. Embriyonik gelişim benzerliği. Embriyonik gelişim benzerliği sınıflandırmada bakılan bir kategoriydi. Şu iki canlının embriyonik gelişim benzerliği mi birbiriyle? aynıdır daha fazla oranda yoksa atıyorum atla şunun kimi tabii ki buraya doğru ne olacak embriyonik gelişim benzerliği türden aleme doğru azalacak protein benzerliği bir kere azalacak protein benzerliğinde de şurada duracağım şimdi canlıların sınıflandırması yapılırken tabii ki Asıl bakılmak istenilen şey DNA benzerliğidir. İki canlının DNA'sı birbirleriyle ne kadar yakınsa o kadar yakın akrabadır. Ama DNA analizi yapmak her zaman çok kolay bir işlem değil. Bilimsel çalışmalarda da daha kolay olsun diye DNA analizi yerine protein e, yapılarına bakılabiliniyor. Çünkü DNA'ya... Protein sentezleneceği zaman şifre veren şey DNA'dır. O zaman DNA'sı benzeyenlerin proteinleri de birbirine benzeyecektir. Sınıflandırmada kullanılan bir parametre olmasının sebebi budur. Haliyle türe doğru gidersen protein benzerliği artar, türden aleme doğru gidersen azalır. Gen çeşitliliği dersen canlı çeşitliliği burada çok olduğuna göre tabii ki yukarı doğru gen çeşitliliği artacak. Ortak özellikler çok fazla canlı olduğu için azaldı. Analog organ, homolog organ türden aleme doğru gittiğine göre artık benzerlik azalacağına göre analog organ sayısı artacak. Homolog organ sayısı ise azalmış olacak. Bunun bin türlü sorusunu yazarız. Gençler grafik üstünden veririz. Hangileri artar, hangileri azalır, azalanlar hangi seçenekte doğru gruplandırmıştır gibi. Ama mantının tamamı nereden geliyor? Şuradan yani şurayı gözümün önüne getirdiğim zaman zaten her kalıbını yapabilecek kıvama gelmiş oluyorum diyeyim ve böylelikle bitirdik. Biraz böyle karşınıza çıkabilecek grafikli, oturtmalı sorulardan koydum. Yukarıda verilen grafikte filogenetik sınıflandırma basamaklarında bulunan canlıların protein benzerlikleri verilmiştir. Buna göre A, B, C, D, E, F, G ile gösterilen basamaklarda bulunan canlı çeşitliliği azdan çoğa doğru hangi seçenekte verilmiştir? Ee, bu soru kalıbını seviyorum çünkü iki kere iş yapmamızı sağlıyor. Kafamızın karışmaması, oturtması açısından da iyi bir şey. Şimdi ortak özellikler dediğine göre burada da sınıflandırma basamaklarından bahsetmiş. Şimdi ortak özelliklerin en fazla olduğu sınıflandırma basamağının neresi olması lazım? En alt basamağın. Hemen şuraya yazayım dur Aklım karışmasın. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde ilerliyor. O zaman sınıflandırmada en fazla olan ortak özellikler yani GN'yi yazman lazım, türü yazman lazım. O zaman G nereye geldi? Hemen şu raya geçmiş olayım başka renkte. Burada G dediğimiz canlı var. Ortak özelliklerin bir tık arttığı yer cins olması lazım. Yani A'nın cinsi gösteriyor olması lazım. Sonra baktığım zaman bir üstü e, aile dediğimiz yer E ile gösterilen kısım. Sonra bir tık üstü C ile gösterilen kısım. Sınıfa geldiğimiz zaman sınıfın bir tık üstü B ile gösterilen kısım. Şubeye baktığımız zaman da hangisi daha çok F ile gösterdiğimiz kısım. Alem olarak da gösterilen tabii ki en az olan olacak. Yani D olacak aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Önce bunların kim olduğunu buldum. Sonra bana ne demiş? Bulunan canlı çeşitliliği azdan çoğac doğru. Yani canlı çeşitliliğinin az olduğu yer neresidir? Türdür. G ile başlamam gerekiyor. Gitti, gitti, gitti. Sonra G'den sonra neyin gelmesi lazım? A, E, bakayım teyit dediğim kendime. C, B, F, D. Yani bu şekilde dizilim olması gerekiyor. Kuvvetle muhtemel şıklara tersini de yazmışızdır. Yani D, F, B, C, E ile gideni de yazmışızdır. Ters alanlar için öncelikli olarak böyle yazarsanız daha pratik çözmenizi sağlar. Yine grafiksel sorulardan bir tanesine geleyim. Filogenetik sınıflandırma basamakları ile ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi çizilemez? Türden aleme doğru gidiyorsam alemde daha çok canlı çeşitliliği var. O zaman bunu çizebilirim. Türden aleme doğru gittikçe homolog organ sayısı homolog organ filogenetik sınıflandırmada günümüzde geçerli olan sınıflandırmada kullanılıyordu. O zaman homolog organ sayısı türden aleme doğru gidildikçe azalır. Bunu da kullanabilirim türden aleme doğru canlı çeşitliliği tabii ki artacak alemde daha çok canlı var. Ortak özelliklere de baktığımız zaman alemde daha az ortak özellik olması lazım. Canlı çeşitliliği çok ya bunu çizemedim. Analog organ sayısı organ sayısı da tabii ki alemde daha çok olması gerekiyor diyeyim. Gençler yine bir tane soru karşıma çıktı. Pinus nigra, morus Nigra, Pinus, Pinea, yine benzer örnekler. Yukarıda bilimsel isimleri verilen canlılarla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? X ve Y'nin tür isimleri aynıdır. Bir kere burada üç farklı tür canlı var. Tür ismi iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşur. Yani bunların tür isimleri aynı değil gitti. X ve Z'nin, bakıyorum, X ve Z'nin protein benzerliği. X ve Z aynı cinsteymiş. X ve Y'nin protein benzerliğinden fazladır diyor. Şimdi bunların aynı cinsteler ama bunlar aynı cinste değiller. Yani X ve Y daha pardon şuradan göstereyim. X ve Z'ye baktığın zaman aynı cinseler ya daha yakın akrabalar. Tabii ki protein benzerlikleri daha fazla olacak. Aldım. X ve Z çiftleştiğinde verimli döl verebilir. Aynı cinste bunlar. Aynı türde değil. Verimli döl veremezler. Düşme. X ve Y aynı sınıfta kesinlikle bulunamaz. X ve Y kesinlikle aynı sınıfta bulunamaz. Ne bileyim ben. Yazdım. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde. Şimdi soru kalıplarında şunu unutmuyorsun. X ve Z aynı cinste mi? X ve Z aynı cinste ise kesinlikle aynı ailededir. Aynı takımdadır. Aynı sınıftadır. Aynı şubededir. Aynı alemdedir. Yukarıya doğru kesinlikle aynı yerdedirler. Ama aşağıya doğru aynı yerde mi değil mi bilemem. Şuraya da baktığın zaman X ve Y, y ve Z dediğinde bakayım X ve Y. Pinus Nigra ile Monus Nigra'dan bahsetmiş. İkisine baktığın zaman aynı sınıfta olup olmaması ile ilgili bilgim yok. Kesinlikle bulunamaz dediği için bunu doğru kabul edemeyeceğim. Hangileri doğrudur dediği zaman da cevabımız yalnız ikiye düşmüş oldu. Ama hazır gelmişken bir şey göstereceğim size burayla ilgili. Mesela soruda dedi ki sana işte X ve Y canlısı x şu olsun y bu olsun x ve y canlısı aynı takımda bulunuyor. Şimdi aynı takımda olduğuna göre örnek üstünden gösteriyorum. Bunlar etçiller. Tamam. Etçil olduğuna göre etçil nerenin takımı? İkisi de memeli olmak zorunda. İkisi de aynı omurgalı olmak zorunda. İkisi de hayvan olmak zorunda. X ve Y dediği canlılar aynı takımdaysa yukarıya doğru da kesinlikle aynı. Sonra aşağıya doğru baktın. Ne bileyim ben aynı ailedeler mi değiller mi? Aşağıya doğru yorum yapamazsın ola da bilirler olmaya da bilirler ama yukarıya doğru kesinlikle aynı olmak zorundalar diyeyim gençler. Şimdi böylelikle geldik bir önceki haftamızın ödüllü sorusuna ama ona gelmeden önce ben hemen ÖSYM tarzı sorumuzu da çözeyim size bu haftayı tamamlamış olalım. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan sistematik kategoriler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. Şimdi baktığımız zaman benzer türler bir araya gelerek cinsleri meydana getirir. Çok yazdım biliyorum ama çok yazacağız. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde Benzer türler bir araya gelerek tabii ki benzer cinslere daha doğrusu cinsleri meydana getirir doğru. Canlı çeşitliliğinin ve birey sayısının en fazla olduğu kategori en üst basamak yani alemdir doğru. Aynı sınıfta bulunan bunlar neredeymiş? Aynı sınıfta bulunan farklı tür canlılar aynı şubede birlikte bulunur diyor. Tabii ki yukarıya doğru birlikte olmak zorundalar. Bu da doğru. Canlılar arasında protein ve gen benzerliğinin en fazla olduğu kategori bizim için tür dediğimiz kategori yani en alt kategoridir. Doğru. Aile kategorisinde birey aile kategorisinde bulunan bireyler arasındaki homolog organ benzerliği takım kategorisine göre daha azdır diyor. Hayır aile aşağıda olduğuna göre tabii ki benzerlik daha fazla olacak. Cevabımız da böylelikle Edirne'ye düşmüş oluyor. Hemen biyolojikten nereye kadar geldiğimizi ve ödevimizi de göstereyim. Öylelikle gideyim. Geçen haftanın daha doğrusu hafta olmuyor da geçen videonun ödüllü sorusunu çözmeye. Geçen seferkinde hücreyi bitirmiştik. Bu seferde üçüncü ünitemize yani canlılar dünyasına geçtik. Canlılar dünyasına geçtiğimiz zaman sınıflandırmanın amacı yapay ve doğal sınıflandırma sınıflandırma kategorilerinden bahsettik. Yani oradaki adımları çözebilirsiniz. 68'den başlayarak adımları e, tek tek ilerleyerek sorularını çözebilirsiniz. Bir sonraki ee, videomuzda da alemlere geçiş yapacağız. Bakteriler ve arkeler aleminde bulunan canlıların özelliklerinden bahsetmiş olacağız diyeyim. Hemen geçen videonun ödüllü sorusuna geliyorum. Onu bir çözeyim. Geldik geçen videonun ödüllü sorusuna. Bilimsel çalışma yöntemleriyle ilgili bir soruydu. Hemen bir bakıyoruz. Kurulan hipotezler eldeki verileri kapsamalıdır diyor. Tabii ki iyi bir hipotez eldeki verilere uygun olmalıdır. Doğru. Teoriler zamanla kanunlara dönüşür gibi cümleler kuruyoruz. Teoriler zamanla bilim insanları tarafından denenirse çok uzun yıllar ispat edilirse işte kanuna dönüşür gibi bir şey söz konusu değil. Unutmuyorsun. Teori başka bir şey, kanun başka bir şey. Bir bilim insanının yaptığı çalışma asla başka bir bilim insanları tarafından tekrar edilmemelidir diyor. Asla dediği için kabul edemedik. Çünkü bilim insanları tarafından aynı çalışmalar yapılmalı ki doğru olup olmadıkları ortaya çıkabilsin gençler. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız yalnız bir yani Adana'ya düşmüş oldu. Böylelikle geldim bu haftanın ödüllü sorusuna. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum. <laughs>